ortada. Topu kontrol etti. Metehan Mimaroğlu. Metehan topu söktü, aldı. Çekti geriye. Metehan ve gol. Metehan Mimaroğlu. Müthiş bir gole imza atıyor Altın Ordu takımında. 9. dakika. Tami içeriye doğru çevirdi. Ufuk Budak. Ufuk bir çalım. Şut atabilir. Ufuk vurdu. Metehan ve topu alana gidiyor. Gol. Metehan Mimaroğlu golü atıyor ve durum 1-0 oluyor. 32. dakika. Osmanoğlu sakatlanıp çıktıktan sonra kaptanlık pazıbandı onda. Recep ortayı da yaptı. Gol pozisyonu ve topu alana gidiyor. Metehan Mimaroğlu atıyor ve Altın Ordu 1-0 yenik durumdan 2. Furkan, ara pası tehlikeli bir pozisyon. Şut ve gol. Metehan Mimaroğlu. Bir tane daha. Sevgili seyirciler, Altın Ordu TV'de tekrar beraberiz ve yuvana hoş geldin Metehan diyerek cümlelerime başlamak istiyorum. Altın Ordu formasını, çok özlediği formasını tekrar sırtına geçirdi. 100. yıl formamızla, İzmir formamızla diyelim daha doğrusu. Karşımızdayız. Evet Metehan, neler hissediyorsun? Tabii ki yeni transferlerimiz var ama herhalde en şu anda duygu yüklü olanı aralarında sensin. Öncelikle hoş bulduk. Gerçekten burayı çok özlemişim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum transferimde. Ben de çok efor sarf ettim Altın Ordu'ya dönmek için. Çok seviyorum burayı, hikayesini çok seviyorum. Burada oynamaktan, formayı terletmekten gurur ve onur duyuyorum. Türkiye'nin Altın Ordusu'na tekrardan hizmet etmek istiyorum. Onun için geldim. Nice başarılara inşallah beraber. Artık senin bir başka misyonun da daha yeni gelenlere de Altın Ordu'yu biraz anlatmak olacak içeride. Evet tabii, gerçekten öyle bir süreçte yaşadım. Buraya gelen herkese de gereken her şeyi söyledim. Burada çok rahat olacaklarını, burada aile ortamımızın olduğunu, başarının böyle geldiğini, disiplin ve tekrarın başarı getirdiğini herkese anlattım. Takımdaşlığımız gayet iyi. Kısa süre olsa da lige de yansıtacağız bunu. İnşallah bu kötü senaryoyu bir an önce buradan başarılı bir sıralamaya atlamak istiyoruz. Çünkü daha aslında 19 maç var. 19 tane oynamamış maç olduğu zaman aslında yani çok da kötümser ve karamsar olmak için bir sebep gözükmüyor. 3 puanlı sistemde hele böyle bir ligde 2-3 hafta alınacak neticeler sıralamayı ve hedefleri çok rahat değiştiriyor. Tabii ki öyle. Yakalanan hava güzel olduğu sürece, motivasyonumuz, enerjimiz yüksek olduğu sürece arkadaşlığımız sahaya yansıyor. Rekabet başarıyı da getiriyor. Yakalayacağımız bir seri çok farklı yerlerde bile konumlandırabilir bizi. Bu sene sağ salim inşallah en güzel şekilde, en güzel, en güvenilir yerde bitirmek istiyoruz ligi. Evet ve bu sene kulübümüzün tabii Cumhuriyet Yeşil Kulübümüzün 100. da yılı. Bu açıdan da son olarak bizi izleyenlere ne söylemek istersen öyle noktalayalım. İlk röportajımızı diyelim. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel hikayesi olan bir kulüp. Cumhuriyetimizin ilk kulübü. Buraya hizmet etmek gerçekten çok gurur verici. Yani bana teklif geldiğinde de hiç düşünmedim. Yani ikinci kişiyi bir şey sormadım, hiç konuşmadım. Başkanımızla da telefon görüşmem de oldu. Kendisine de ilettim. Çok güveniyorum, çok seviyorum burayı. İnşallah dediğim gibi başarılı bir sene. Önümüzdeki senelere de böyle devam ederiz. Biz de çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çünkü ilk yarıda istediğimiz neticeleri takım olarak alamadık. Ama şimdi çok farklı bir motivasyonla ve heyecanla başlıyoruz. Umarız Gençler Birliği maçı bir milat olacak. Sonrasında güzel bir seriyle Mayıs ayında çok mutlu bir atmosferle tekrar birlikte olacağız. Ara sezon boyunca da sık sık görüşeceğiz. Evet, inşallah hiç şüpheniz olmasın. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkürler. Bir kez daha hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Metehan cezalarında. Metehan kontrol etti topu. Metehan topu alarda. Müthiş bir gole imza atıyor Metehan Mimaroğlu.